31 Mart 2024 yerel seçimleri şaşırtan sonuçlarla dolu. Yeniden Refah Partisi 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde %6,19 oyla Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ardından 3. parti oldu. Türkiye çapında Şanlıurfa, Yozgat ve 39 ilçeyle 24 belde belediyesi kazanan Yeniden Refah seçimin parlayan yıldızı oldu. Partinin lideri olan Fatih Erbakan da hem seçim stratejisiyle hem de söylemleriyle sürekli ön plana çıktı. 2023 itibarıyla öne çıkan Yeniden Refah Partisi'ni ve partinin lideri Fatih Erbakan'ın portresini sizler için derledik. 1979 Ankara doğumlu olan Fatih Erbakan, Türkiye'nin önemli siyasi figürlerinden biri olan Necmettin Erbakan'ın oğlu. Tam adı Muhammed Ali Fatih Erbakan. Aslında Erbakan'ı çoğu siyasi liderden ayıran en belirgin fark, Türkiye siyasetinde önemli rolü olan bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmesi olabilir. Milli Görüş akımının kurucusu olan Necmettin Erbakan'ın 3. çocuğu ve tek oğlu Fatih Erbakan'ın 2 ablası var. Babası adeta veliaht olarak ilan ettiği Fatih Erbakan'ı yanından hiç ayırmadı. Ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda tamamlayan Fatih Erbakan, lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde bitirdi. Erbakan, üniversitede endüstri mühendisliğini kazanmak istiyordu. Ama olmadı. Onun yerine Başkent Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği bölümünü okudu. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Bunun yanında İngilizce ile Almanca dillerini de öğrendi. Özel hayatını da gözlerden uzak geçiren Fatih Erbakan'ın özel hayatına dair bilgi kısıtlı. 23 Şubat 2003 yılında Beyza Molu ile Çırağan Sarayı'nda evlenen Erbakan'ın ikiz kızları var. Kızları babaya düşkün. Fatih Erbakan da kızlarıyla vakit geçirmeyi çok seviyor. Hayvanları çok seven kızları gibi Fatih Erbakan'ın kedi sevgisi ise oldukça fazla. Evinde 3 kedisi var. Siyasetin yoğun temposunda kedileriyle kızları ilgileniyor. Doğduğu ev siyasi hayatının da başlangıcı oldu Fatih Erbakan'ın. Çocukluğu ve gençliği milli görüş felsefesinin hakim olduğu ortamlarda geçti. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın sadece oğlu olarak değil, iyi bir öğrencisi olarak yanında yer aldı. Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nin özellikle gençlik çalışmalarında aktif görevler aldı. Necmettin Erbakan'ın 2011 yılında hayatını kaybetmesine kadarki süreçte babasının yanında yavaş yavaş siyasete ısındı. Erbakan'ın ölümü sonrası adına kurduğu Profesör Doktor Necmettin Erbakan Vakfı'nın mütevelli heyet başkanlığını yürüttü. Erbakan babasının yerini doldurmanın kolay olmadığını da söylüyordu. 2014 yılındaysa babasının kurucusu olduğu Saadet Partisi'nin 5. olan kongresinde genel başkan olmak isteyen isimler arasında yer aldı Fatih Erbakan. Milli Görüş'ün 2. 40 yıl hareketini başlatıyoruz açıklamasında bulunan Erbakan, genel başkanlık yarışında istenen delege sayısına ulaşamadı. Delege oylarının %20'sini alan Fatih Erbakan, seçimin hileli olduğunu çıktığı bir programda belirtmiş oldu. Babadan devraldığı Milli Görüş Hareketi'ni 2018 yılında Yeniden Refah Partisi'ni kurarak devam ettirdi. Partinin İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkması, LGBT derneklerinin varlığına itiraz etmesi, COVID-19 pandemisi döneminde zorunlu aşı uygulamasını eleştirmesi, nafaka hakkının sınırlandırılmasını savunması, sokak köpeklerinin ıslah edilmesi gerektiği konusundaki görüşleri tartışma yarattı. 17 Kasım 2019 tarihine geldiğimizde partinin birinci olan Büyük Kongresi düzenlendi. Partinin genel başkanı olan Fatih Erbakan, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen ikinci olan Büyük Kongresi'nde ise rekor katılımla üst üste ikinci kez yeniden genel başkan seçildi. Tek ses! Başkan Erbakan!
Yerlilik ve millilik vurgusu yapan partiyi asıl Türkiye gündemine taşıyansa 2023 seçimleri oldu. İlk kez kendi logosuyla seçimlere katıldı. Fatih Erbakan seçim tarihinin netleşmesinin hemen ardından yaptığı açıklamalarda yeniden Refah'ın Cumhur ve Millet dahil olmak üzere hiçbir ittifaka katılmadan seçimlere tek başına gireceğini söylemişti. O dönemde Fatih Erbakan bu kararını milli görüşün kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse bir anlamı yok sözleriyle açıklamıştı. Yeniden Refah'ın 2023 genel seçimlerinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Fatih Erbakan seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını açıkladı. Parti seçimlere ittifakın parçası olarak ancak kendi adaylarıyla girdi ve %2,9 oranında oy aldı. Yeniden Refah, Konya, Kocaeli ve İstanbul'dan 5 milletvekili çıkardı. Bu vekillerden biri de Genel Başkan Fatih Erbakan oldu. İstanbul'dan milletvekili olan Erbakan hem adını hem de partisini meclise taşımış oldu. Yeniden Refah Partisi'nin kendi listesinden çıkardığı 5 vekile karşılık, aynı dönem kurulan Deva ve Gelecek Partisi'nin CHP listelerinden çıkardığı toplam 25 milletvekilinin toplumda yarattığı karşılık tamamen ters orantılı oldu. Bu durumu en net 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde daha net görmüş olduk. 31 Mart 2024 seçimleri öncesi de AK Parti ile Yeniden Refah arasında ittifak görüşmeleri oldu ancak uzlaşma sağlanamayınca parti tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını çıkardı. Kampanyada ahlaklı belediyecilik, 1994 ruhu ve milli görüş vurguları yapıldı. Fatih Erbakan ilk kez sahaya İstanbul'da partinin büyükşehir adayı Mehmet Altınöz'ü desteklemek için çıktı. İktidara ve muhalefete küsen kesime ve milli görüş ruhunu savunanların gönlünde yer etmek için yoğun bir seçim çalışması yürütüldü. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde iddialı olan Yeniden Refah seçim çalışmalarından olumlu sonuç aldı. Parti elde ettiği %6,19'luk oy oranı ve kazandığı 65 belediye ile önemli bir başarı yakalamış oldu. 2023 seçimlerine göre ise oylarını büyük oranda arttırdı. Bu durum Yeniden Refah Partisi'nin 2024 seçiminin parlayan yıldızı, Türkiye'nin 3. parti olma özelliğini sağladı. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır sözüyle Fatih Erbakan 2028 genel seçimlerinde iktidarı kazanacaklarının mesajını verdi. Siyaset sahnesi ilginç bir yerdir. Siyasi ortam ve kritik zamanlar bazı siyasi hareketlere önemli fırsatlar sunar. Fatih Erbakan'ın en kritik zamanda aldığı tavırlar, siyasetin geleceği ve kendi siyasi serüveni açısından önemli olacaktır. Genç bir parti olan Yeniden Refah Partisi de kısa sürede bu kadar hızlı yükselişi 1994 ruhu yeniden mi canlanıyor söylemlerine neden oldu. Bunu en iyi şekilde 2028 genel seçimlerinde görmüş olacağız.